Konuşmadan olmaz devam ediyor. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Vekil. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hızlıca konuya gireceğim. Süremiz daraldı. Biraz ara verdik. Sayın Vekil, ekonomik gidişatı az önce Profesör Doktor Uğur Emek'le konuştuk. Faiz, kur, enflasyon, işsizlik, garantiler, bir sarmal halinde problemler arka arkaya geliyor ama siz her gün sokakta olan bir vekilsiniz. Ankara'da, İstanbul'da, Konya'da, diğer farklı illerde parti çalışmalarında, Saadet Partisi Gençlik Kolları çalışmalarında her gün Türkiye'yi karış karış dolaşıyorsunuz. Sokakta nasıl bir ekonomik sıkıntı var? Evet, tabii bugün 20 yıldır işletilen yanlış sürecin acı faturalarını hep birlikte toplum olarak ödüyoruz. Dolayısıyla bugün hakikaten sokağa indiğimiz zaman karşılaştığımız çok acı, hakikaten çok acı manzaraları görebiliyoruz. Yani mesela bir örnek olsun diye ifade edeyim. Geçtiğimiz günlerde bir esnaf ziyareti yaparken, yani bir taraftan şöyle gezerken caddenin bir tarafında bir iş yerinin önünde iki kişi oturmuş çay içiyor dışarıda. Dedim ya hayırdır niye burada oturuyorsunuz falan. Yani bura mı sizin dükkanınız? Neresi? Yani size nereden selam vereceğiz falan diye söylediğimde bir tanesi ilginç bir şey söyledi. Bakın dedi ki ben dedi karşıda kömürcüyüm dedi. Kömür satıyorum dedi. Ama kendi dükkanımda soba yakamadığım için kömür maliyetlerinden dolayı dükkanın karşısında şu anda güneşin altında ısınmaya çalışıyorum diye kömür satan insan bunu söyledi. Kömür. Bakın çok ilginç bir örnekten bahsediyorum. O hizaya döndük. Diğer tarafa geldik kömür dükkanının önden içeriye bakıyorum. Yine görmedim. Bir sonraki iş yerine girdim. İçeride klima vesaire açık. Baktım ki kömürcü bu defa orada oturuyor. Niye? Karşı tarafta güneş bitmiş. Dolayısıyla üşümeyeyim diye bu defa yan komşunun dükkanında ısınmaya çalışıyor. Köylüleri gezdiğimiz zaman hakikaten köylerimizde insanlarımız girdi maliyetlerinin özellikle son bir yılda %100'ü aşmasından dolayı mazot %100 seviyelerine gelmiş, gübre %100 seviyelerine gelmiş, yem %100 seviyelerine gelmiş. Elektriğe her gün gelen zamları zaten hep birlikte görüyoruz. Evet. Dolayısıyla köylerimizde insanlar topraklarını terk etmek zorunda kalmış. Besicilik yapan vatandaşlarımız hayvanlarını kestirmek zorunda kalmış. Öğrencilerle gençlerle bir araya geldiğimiz zaman gençlerin artık bu ülkede bir umut bulamadığını, özellikle son yapılan anketlere de baktığımızda her 10 gençten 7'sinin borçlu olduğunu, her 10 gençten 6'sının mutsuz olduğunu ve yine her 10 gençten 8'inin ülkemizde başka ülke vatandaşı olma hayali kurduğunu zaten anketler bize söylüyor. Gençlerle bir araya geldiğimiz zaman bu sorunları, bu problemleri de görebiliyoruz. Esnaflarla bir araya geliyoruz. Hakikaten esnafların hali içler acısı. Dolayısıyla bugün aslında bence ekonominin durumunu görmek için televizyonda yani ben ekonomistim diyen insanların söylediğinin daha da ötesinde çok uzak değil. Şurada İstanbul'dayız şu anda. İstanbul'un bir ilçesinde sokağa inin. Esnafı ziyaret ettiğiniz zaman size ortalama Türkiye'nin ekonomik bilgisini ifade edecektir. Yani ekonomistim demesine kimsenin gerek yok. Herkes artık ekonomist. Kesinlikle şu durumda Türkiye'de bu ekonomik kriz, Türkiye'deki bu ekonomik buhran açıkça söylüyorum ki ülkede herkesi ekonomist yapma noktasına getirmiştir. Ekonomist olma noktasına getirmiştir. Tıpkı ne gibi? Tıpkı şunun gibi. Şimdi Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklar neticesinde herkes bir şekilde kadre uğramış. Herkes bir şekilde hukuksuzlukların mağduru olmuş. Ve bu mağduriyetle mücadele ederken emin olun herkes Türkiye'de hukukçu olmuş. Aslında AK Parti'nin hakkını da bence yememek lazım. Türkiye'de özellikle hukuksuzluklardan mağdur ettiği kesimlerin büyük bir kısmını AK Parti hukukçu yapmıştır. Bugün gelinen süreç içerisinde biraz önce ben ekonomist değilim ya onu ifade edeyim. İbrahim Kahveci ile biraz önce karşılaştık. Ona dedim ki ya ben ekonomist değilim ama AK Parti herhalde beni de ekonomist yapacak diye söyledim. Dolayısıyla bugün sokağa indiğiniz zaman yani uzun uzadıya konuşmanın bir anlamı yok. Ekmek satan insanla bir araya geldiğiniz zaman, o ekmeği alan insanla bir araya geldiğiniz zaman, o ekmeğin üretilme aşamalarında çalışan insanlarla bir araya geldiğiniz zaman zaten insanlar Türkiye'nin ekonomik durumunu gayet net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bugün hakikaten sokağa indiğimizde şöyle bir örnekten ben bahsetmiş olayım. Şimdi bir gün bir arabasını şoför sanayiye götürmüş.
Sanayide usta demiş ki ya bu arabanın neyi var diye sorduğunda şoför arabanın kornası dışında her yerinden ses geliyor demiş. Şimdi bugün Türkiye'nin manzarası bu. Sokağa indiğiniz zaman korna dışında her yerden ses geliyor. Şimdi TV5 olarak 3-4 ilde sokak röportajları yapıyoruz. Vatandaşın sesini duyurmaya çalışıyoruz. Her gün geliyor bu röportajlar. Dün gelen röportajların içinde bir abimize rast geldim. Röportaj 9 dakika kadardı ve sadece 17 saniyesini aldık. O abinin söylediği tamamen her şeyi özetliyordu. Bir izleyelim. Ondan sonra bu vatandaşın derdini biraz daha teknik gidebiliriz bundan sonra. Nasıl çözeceğimize de geleceğiz. Buyurun. Yani çocuğum var. Birine sabah 15 lira vermek zorundayım. Kızım ufaktır. O da aynı okula gidiyor. Ortaokul 1'e gidiyor. Ona da 10 lira vermek zorundayım. Ben bir baba olarak gidiyorum. Mesela çocuk geliyor benden bir şey istiyor. Ciğerim parçalanıyor. Yani çocuğa bir istediğini alamıyoruz. Şartlar çok zordu. Yani anlatır mı insanın içi parçalanıyor. Onun için gerek yok. Daha da fazla. Sözün bittiği yere gelince insanların boğazına kelimeler düğümlenir. Ve ondan sonra daha ne söyleyeyim ki der. Vatandaş cebindeki 15 lirayı iki çocuğuna pay ederken ben çocuğumun birinin hakkını yedim diyor bir baba. Maalesef. Evet. Tabii bunun örneklerini artırabilmemiz son derece mümkün Hasan Basri Bey. Hatta şöyle röportajlara baktığımız zaman, insanlarımızla bir araya geldiğimiz zaman mesela iş başvurusunda bulunacak. Bugün işsizlik gibi bizim çok ciddi bir problemimiz var. Evet. Vatandaşımız bir yere iş başvurusunda bulunacak. Onlarca kilometreyi cebinde para olmadığı için yürüyerek gitmek zorunda kalan, iş başvurusunda bulunan her gün binlerce insanın olduğu bir ülke manzarasından bahsediyoruz. Bugün ülkemizde şöyle mesela semt pazarları akşam saatlerinde dağıldıktan sonra o semt pazarlarında kendi ailesinin ve evinin geçimini sağlayabilmek için kadınların ve erkeklerin çöpe atılmış sebzeleri ve meyveleri topladığını zaten açık bir şekilde görebilirsiniz. Ve bunların sayısı her geçen gün daha da artıyor. İşte bugün Türkiye'de okulunun hakikaten öğrencisinin, oğlunun, çocuğunun okul masrafını karşılayamadığından dolayı ailelerin yaşadığı çok ciddi sorunlar ve problemler hep birlikte görüyoruz. Emin olun bugün Türkiye'deki mevcut ekonomik krizi görmemek için öyle zannediyorum ki kör olmak gerekli. Türkiye'deki mevcut ekonomik krizi insanlarımızın feryadını duymamak için herhalde sağır olmak gerekli. Bunun ötesinde de zaten bir şey söylemeyi ben gerekli görmüyorum. Ülkemizde buzdolabının icadı ve insanların dağ hayatından şehir hayatına geçmesi gibi bütün olumlu gelişmeler AK Parti iktidarının eseri. Ancak her türlü kriz dış güçlerin bir operasyonudur. Peki kim bu dış güçler? Meclise söylediniz bu cümleleri. Doğru, genel kurulda söyledim, evet. Evet, cevap geldi mi? Şimdi tabii cevap gelmedi, onu açıkça belirteyim. Orada ben 5 tane soru sormuştum. Evet. Yani bugün mesela Türkiye'de aslında şu anda ekonominin bu halde olmasının kanaatimce 2 tane sebebi var. Birincisi Türkiye'de yani mevcut iktidar sorunları sorun yapmazsanız ortada bir sorun kalmaz anlayışıyla Türkiye'deki bu krizin varlığı ya da yokluğu noktasında bir bilgiye sahip değil. Yani bugün Türkiye'de gerçekten ekonomide bir problem var mı yok mu dediğiniz zaman eğer sorular çeşitleniyorsa o zaman anlıyorsunuz ki bunlar henüz yola çıkarken ortada bir sorunun varlığını kabul etmiyorlar. Sorunun varlığını kabul etmezseniz dolayısıyla zaten çözecek hiçbir sorun kalmaz. Bir diğer ikincisi sorunu tespit ettiniz. Diyelim ki tamam ortada bir sorun var. Ama bu defa sorunun çözümünü yanlış yerde ararsanız yine bu sorunu çözme noktasında elinizde hiçbir imkan kalmaz. İşte bugün Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Ama bu ekonomik krizi çözecek uygulamaları, politikaları ortaya koymak yerine maalesef bugün ülkedeki bütün bu süreçler dış güçler üzerinden buharlaştırılmaktadır. Yani bugün kim? Dış güçler dediğimiz mesela yani geçtiğimiz ay bir saat Biden'la görüşebilmek için 50 takla attığımız Amerika Birleşik Devletleri mi dış güçler? Yani bugün bir taraftan normalleşme ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığımız İsrail mi dış güçler? Kim bu dış güçler? Yani çıkın kardeşim deyin ki yani şu ülke
bize operasyon çekiyor. İşte 15 Temmuz'un finansörü Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, iki gün önce bir araya geldik. Yani Birleşik Arap Emirlikleri mi dış güçler, çıkın bir şey söyleyin. Yani eğer gerçekten bu mesele dış güçlerin bir operasyonuysa, Bulgar levasının Türk lirasından daha fazla değerlenmesi Bulgaristan'ın bir operasyonuysa, Afrika'da onlarca ülkenin para biriminin Türk lirasına göre daha da değer kazanması Avrupa Afrika ülkelerinin Türkiye'ye bir operasyonuysa, çakın o zaman deyin ki kardeşim bu şu ülkelerin bize bir operasyonudur, bir. Bir diğer ikincisi, biz ülke olarak bu operasyonları durdurmak için bu dış güçlerin bize olan müdahalelerini ortadan kaldırmak ve bertaraf etmek için şu planları uyguluyoruz. Yani çıkın bunu söyleyin. Ama hiçbir şey söylemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bize dış güçler operasyon çekiyor diyorsunuz. Aslında Türkiye'de bu sorunların şey yapılmasını, sorunların sümen altı edilmesini sağlayacak bir şey ortaya koyuyorsunuz. Peki. Yani bu şunun gibi bir şey. 31 Mart yerel seçimleri sürecinde çok ilginç bir örnektir. Yani bugün yaşadığımız şeyin bir örneğidir. Hatırlayalım. Tazim satış noktalarının kurulduğu bir ortamda. Evet. Sayın Erdoğan bir miting yaptığı esnada vatandaş bir soru soruyor. Diyor ki tamam, anlattığınız şeyler eyvallah, iyi, hoş, güzel. Ama patlıcanın fiyatı ne olacak? Domatesin fiyatı ne olacak? Çünkü tazim satış noktaları kurulmuş. Bu fiyatlarla ilgili ne yapacaksınız diye sorduklarında Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ya sizin diyor hiç merminin ve bombanın fiyatından haberiniz var mı diyor. Ne demek bu? Bu ne demek bu ya? İnsanlar 3 öğün günde birer doz mermi mi yiyorlar yani? Oturup bunu mu konuşacağız biz yani? Kardeşim bu ülkede sen çıkmışsın demişsin ki yani bize oy verirseniz bu meseleleri düzelteceğiz demişsin yani. Beni Cumhurbaşkanı yaparsanız bu meseleyi düzelteceğiz. Referandumda bize oy verirseniz evet derseniz bu meseleyi düzelteceğiz. Hani diyorlardı ya ne istediniz de vermedik. Yahu bu millet de yani bu millet ne istediniz de bu millet size vermedi yani. AK Parti bu milletten ne istedi de bu millet ülkedeki sorunları çözsün diye AK Parti'ye neyi vermedi? Yani her şeyini verdi bu millet. Umutlarını bağladı, ümitlerini bağladı, geleceklerini AK Parti'ye teslim etti. Siz hala 20 yılın sonunda dış güçler diyorsanız 20 yıldır aslında bu şu demektir. Yani bunun meali şundan ibarettir. Siz diyorsunuz ki 20 yıldır dış güçlerin bize müdahale alanlarına dair en ufak bir çalışma yapmadık diyorsunuz. Birincisi bu. Yani hala 20 yılın sonunda biz dış güçlerin müdahale edebileceği bir ülkeysek o zaman biz Sayın Ecevit'e gerçekten büyük bir haksızlık yapmışız yani. 2001 kriziyle ilgili Sayın Erdoğan çıktı. Ecevit'i yerden yere vurdu. O zaman biz Ecevit'e haksızlık yapmışız yani. O zaman dış güçler Ecevit'e bir operasyon çekmiş. Ne diye operasyon çekmiş? AK Parti iktidarına yol açmak için dış güçler Ecevit'e operasyon çekmiş. Yani o zaman bu mantık bizi oraya götürür. O zamanki ekonomik kriz AK Parti'yi doğurmuştur anlayışına hizmet eden bir yaklaşımdır bu dış güçler yaklaşımı. Bir diğer açıdan da şu manaya gelir. Biz abi 20 yıldır biz dış güçlere hizmet ettik. Hizmet ettik. Ve bunun neticesinde de bugün böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık diyorlar. Elhak buna da ben katılıyorum yani. Şimdi diyorlar ki bunların her şeyine karşı mısınız? Vallahi her şeyine de karşı değiliz yani. Çıkıyorlar. Diyorlar ki biz İstanbul'a ihanet ettik diyorlar. Diyoruz ki biz yanındayız yani. Bu sözünüzün sonuna kadar yanındayız. E şimdi diyorlar ki ya biz 20 yıldır dış güçlere hizmet ettik demek bu. 20 yıldır bunlara hizmet ettik diyorlar. Tamam diyoruz ki bak doğruyu söylüyorlar adamlar. Yani topluma da inanın diyoruz. Bak bu adamlar doğruyu söylüyor diyoruz. Şimdi dolayısıyla bu mesele eğer dış güçler üzerinden tanımlanmaya çalışılırsa bu insanlarımıza haksızlık yapmak anlamına gelir. En başta altını çizerek söylüyorum. Bugün bu ekonomik krizi dış güçlere bağlamak, en başında AK Parti'ye oy vermiş, saf duygularla, samimi duygularla AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın duygularını istismar etmektir. Bu insanların umuduna ihanet etmekten başka hiçbir şey değildir. Ama günün sonunda bu mantıkla, günün sonunda bu yaklaşımla bu sorunlar çözülmez. Şimdi bir meseleden bahsedilir, yani anlatılır, bir hikayedir. Bir sadrazam görevini başka bir sadrazama devredeceği zaman kendisine 3 tane mektup, 1 tane de not bırakmış. Sadrazam görevi devralır.
O nota baktığında notta şu yazılıdır. Denir ki bir önceki sadrazam şunu yazmış. Demiş ki ülke eğer probleme düşerse, eğer sorunlar yaşarsa o zaman zarflardan birincisini aç der. Gel zaman geç zaman ülkede insanlar feryat eder, ülkede problemler var diye dertler daha fazla ayyuka çıktığı zaman birinci zarfı sadrazam açar. O zarfın içerisinde yazılı not şudur. Denir ki kendinden öncekileri suçla ve vaat vermeye devam et. Bunu aynen uygular. Kendinden öncekileri suçlar, bizden önce şunu kötü yaptılar, bizden önce şunu şöyle yanlış yaptılar der. Sürekli yeni vaatlerde bulunur. Ama gelin görün ki ülkede sorunlar aynen devam eder. İkinci zarfı çıkarır. İkinci zarfta şunlar yazılıdır. Denir ki etrafındakileri suçla, kendi yakınındakileri suçla vaat vermeye devam et. İkinci zarfı açtıktan sonra sürekli yeni vaatler vermeye başlar ve bu defa kendi yanındakileri suçlar. Yani yanımdaki şu bana ihanet etti, yanımdaki şu bana şöyle yanlış yaptı der. Ama nihayetinde yine bu sorunları çözmediği için üçüncü zarfı çıkarır. Üçüncü zarfta yazılı olan şudur. Oyun bitiyor. Bırakacağın sadrazamlığı devredeceğin kişiye üç tane mektup hazırla. Şimdi Türkiye'de durum bundan ibaret. Yani birincisi birinci zarftaki geçmişi suçlaya 20 yılın sonuna geldik. İkinci zarfta yani yanımdaki herkes bana ihanet ediyor. Bir yılda 3 tane bakan değiştirdik. Sorunların hepsi bu bakanların günahıydı. Son bir yılda Merkez Bankası'nın başında 3 kişiyi değiştirdik. Suçların hepsi bunundu. Ve nihayetinde şu anda 3. zarfı çekiyoruz. Ve Sayın Erdoğan kendisinden sonrakilere 3 tane zarfın hazırlanması gerektiğini de bilmesi gerekir. Niçin bunu anlatıyorum? Makus tarih şekilde, değişmeyecek mi sorusuna geleceğim ben de. Bu şekilde çözülmez. Burada ben sorduğunuz soruya binaen şunu ifade edeyim. Eğer ekleme yapmayacaksanız. Makus talihi nasıl değişecek? 3 zarf değil de geleceği inşa edecek bir yapı gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Şimdi bunu açıkça söyleyeceğim. Türkiye'de özellikle her bakan değişikliğiyle birlikte işte mesela ben bunu Sayın Albayrak süreciyle ilgili de söyledim. Yani herkes damat ekonomiyi yönetemiyor. Damat ekonomiyi eline yüzüne bulaştırdı. Dolar artıyor, işte euro artıyor vesaire diye söylediğinde damat üzerine bir ekonomi anlayışı bina edildiğinde ve giydirildiğinde ben şunu söyledim. Dedim ki bakın bu arkadaşa haksızlık etmeyin. Ya bu mesele damatlık bir mesele değil. Mevcut zihniyet devam ettiği müddetçe damadı görevden alın. 15 Temmuz'u kendisinden öğrendiğiniz eniştenizi getirin ekonominin başına koyun. Yine bu meseleler düzelmez. Enişteyi görevden alın. Damadın kayınpederini getirin. Ekonominin başına koyun. Bu mantalite devam ettiği müddetçe mevcut gidişatı değiştirebilmemiz mümkün değil. Çünkü siz bizi bu hale getiren süreçler içerisindeki uygulamaları devam ettirdiğiniz müddetçe, yani yanlışı ikame ettiğiniz müddetçe bu sizi doğru bir neticeye hiçbir zaman götürmeyecek. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de işte biraz önce söyledim bir yılda 3 bakan değişti. Tıpkı Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 yılda bir değişmesi gibi. Ama netice değişmedi. Çünkü bu mesele isimlerin değişmesiyle çözülecek bir mesele değildir. Bu mesele bakanların değişmesiyle çözülecek bir mesele değildir. Altını çizerek söylüyorum. Bu mesele partilerin değişmesiyle de çözülebilecek bir mesele değildir. Niçin? Çünkü AK Parti'den önce mesela merhum Erbakan hocamızın bütçe görüşmelerini açın. Demirel'e söyledikleri neyse bugün Erdoğan'ın uyguladıkları bundan başkası değil. Erbakan hocamızın bütçe görüşmelerinde Özal'a söyledikleri neyse açın bakın, yani vatandaşlarımız açsın baksınlar. Bugün bunları kopyalayın yapıştırın, Erdoğan'ın yaptıkları ve AK Parti iktidarının yaptıkları bundan başkası değil. Dolayısıyla partileri değiştirmek bir anlam ifade etmez. Ya milli görüş anlayışını ve reçetesini uygulamakta asıl mesele. Bu uygulanmadığı müddetçe, yani bir yanlışı alıp yerine başka bir yanlışı getirebilirsiniz. Ya bu da mümkün. Ama bu ülkedeki sorunları çözmez. Sorunu çözebilmenin yegane yolu yanlışın yerine doğruyu, kötünün yerine iyiyi, çirkinin yerine güzeli, batılın yerine hakkı, zulmün yerine adaleti tesis etmekle ancak mümkün olur. Siz bir yanlışın yerine başka bir yanlışı ikame ettiğiniz müddetçe Türkiye'nin siyasi tarihi
Zaten bunlarla dolu. Dolayısıyla bu neticeyi değiştirebilmemiz mümkün değil. Bu gidişat içerisinde akıntının tersine kürek çeken tek siyasi hareket Milli Görüş Hareketi'nin kendisi olmuş. Mevcut düzenleme ve uygulamaların tersine bir model ortaya koyan Milli Görüş Hareketi'nin kendisi olmuş ki o dönem ülkemize refahın geldiği, o dönem ülkemizin kalkındığı, o dönem dış güçler masalının anlatılmadığı, o dönem yüksek kur, işte yüksek faiz, düşük faiz gibi bir takım politikaların, bir takım uygulamaların olmadığı bir dönemdi. Dolayısıyla bizim bugün itibariyle döneceğimiz tek yer Saadet Partisi'nden başkası, Milli Görüş reçetesinden başkası değil. Bunu açıkça söylüyorum. Şimdi Milli Görüş reçetesini konuşalım o zaman, ama şöyle konuşalım. Aralık ayındayız ve vatandaşlarımız dört gözle bekliyorlar asgari ücret. Evet. Şimdi daha önce çay simit hesabı yapan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. İşte AK Parti Genel Başkanı olarak ya da Belediye Başkanı olarak, Başbakan olarak çay simit hesabı yapardı. Sonra iş buzdolabı televizyon hesabına gitti. Ondan sonra iş döviz faiz hesabına gitti. Şimdi kimsenin anlamadığı swap CDS hesaplarına geldi. Ama hesap yapmaya da devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir çay simit hesabı yaptınız asgari ücret üzerinden. Bir de asgari ücretle ilgili bir çözüm önerisi sundunuz. Milli Görüş'ün reçetesi olarak. Bunu dinlemek istiyorum. Bir konum daha var. Buyurun. Evet, şimdi ben özellikle asgari ücret görüşmeleri biliyorsunuz 1 Aralık süreci itibariyle başladı. Yani asgari ücret deyince şimdi klasiktir, bu çay simit hesabı yapılır. Yani hakikaten bugün İstanbul şartlarında meseleyi ele aldığımız zaman gelinen nokta itibariyle İstanbul'da bir tane simidin 3,5 lira, bir tane çayın 2 lira olduğunu hesap edecek olursak, yani çok basit şöyle bir şekilde. Şöyle bir ek de yapayım, çok özür diliyorum. İstanbul şartlarını göz önüne aldığımız zaman şu anki ekonomik politikadan en çok etkilenenlerin Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni olduğunu görüyoruz. CHP'nin çoğunlukta olduğu Kadıköy'de, Beşiktaş'ta vesaire buralarda problem yok. Problem Esenler'de, Bağcılar'da, Ümraniye'de AK Partili seçmenin yoğun olduğu yerlerde bir problem var. Gelir dağılımındaki adalet konusuna baktığımız zaman aslında en çok muzdarip AK Parti seçmeni. Buyurun. Doğru. Tabii AK Parti özellikle yoksul kesimlerden daha fazla destek alan bir siyasi parti. Bunun ya belki bir takım gerekçeleri süreç içerisinde söz konusu olabilir. Ben bu detaya girmeyeceğim. Ama bugün İstanbul Türkiye'de 20 milyona yakın insanın yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla Türkiye'nin dörtte biri demek. O yüzden İstanbul üzerinden meseleyi ele almak önemli. Çünkü bugün ekonomik krizden en çok etkilenen ilimiz, ben açıkça söyleyebilirim ki İstanbul. Çünkü hayat pahalılığı İstanbul'da çok daha fazla. İnsanların özellikle yaşam alanları bu anlamda çok daha ekonomik süreç itibariyle büyük bir kriz altında. Şimdi dolayısıyla İstanbul açısından söylediğimiz mesele şu ki bugün bir tane simit 3,5 lira, bir tane çay 2 liradan hesap ettiğimiz zaman 5,5 lira bir kişinin sadece bir öğünde çay ve simit tüketimi neticesinde ödediği para. Bakın bugün bir aileyi Sayın Cumhurbaşkanımızın en az 3 çocuk cümlesinden baz aldığımız zaman 5 kişilik bir ailenin bir ay 3 öğün sadece simit ve çay tüketimi neticesinde harcadığı para 2475 liraya tekabül ediyor. 5 kişilik bir aile sabah, öğle, akşam birer tane çay ve simit tükettiği zaman bu 2475 lira yapıyor. Asgari ücret ne kadar? 2800 lira. Yani bu aile ev kirasını mı ödesin? Bu aile çocuklarının okul masrafını mı ödesin? Bu aile elektrik faturasını mı karşılasın? Bu aile doğalgaz faturasını, su faturasını mı, elbise ihtiyacını mı karşılasın? Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz yani 90'lı yıllarda yani bu zalim iktidar diyordu. Bu zalim iktidar kendi halkına bir simidi ve çayı bile layık görmüyor diyordu. Şimdi buradan biz Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kere daha hatırlıyoruz. Bu zalim düzen, çünkü bu düzen sadece mevcut iktidarla tanımlanabilecek bir şey değil. Bundan önce de devam eden ama bugüne kadar gelen bir düzendir. Faizci bir düzendir. Ve bu zalim düzen kendi halkına bir simit ve bir çayı bile
emin olun ki layık görmüyor. Dolayısıyla burada asgari ücret görüşülecekse bu meselenin özellikle gözetilmesi gerekir birincisi. Şimdi bir diğer ikincisi Hasan Basri Bey, özellikle asgari ücret konuşulduğu zaman asgari ücret içerisinde, yani mesela şöyle bir şeyden bahsedeyim. Türkiye'de 40 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira özel sektörde çalışan ya da kamu kurumlarında çalışıp da maaş alan insanlar var. Şimdi 100 bin lira maaş alan kişi ekmek alıyor. Ekmeğe %8 vergi veriyor. 2800 lira asgari ücret alan kişi ekmek alıyor. Ekmeğe %8 vergi veriyor. 100 bin lira maaş alan kişi buzdolabı aldığında buzdolabına %18 vergi veriyor. Asgari ücretli maaş alıyor, %18 vergi veriyor. Şimdi Türkiye'de eğer asgari ücret düzeltilecekse önce, sürekli bundan bahsettik, önce vergi adaletsizliğinin ortadan kaldırılması lazım. Şimdi aslında vergilerin alınmasının bir gerekçesi vardır. Nedir o? Vergiler ülkede gelir dağılımında adaleti sağlamak için alınır. Yani siz geliri yüksek olandan daha fazla vergi alırsınız, geliri düşük olandan daha az bir vergi alırsanız bu gelir dağılımında adaleti sağlayabilir. Ama bugün Türkiye'de vergiler gelir dağılımında adaletsizliği temin etmek için var. Birincisi bu. İkincisi, her yıl hazine açık veriyor. Bakın geldiğimiz 2022 yılı bütçesi de açık verdiği için devletin bugün gelirlerinin %90'ı vergilerden alınıyor. Dolayısıyla bugün ülkeyi, yani adeta insanları vergi almak üzere konuşlandırıldığı bir ortamda bu meselenin düzeltilmesi lazım. Niçin bunu söylüyorum? Bir asgari ücretli 2800 lira maaş alıyor. Bu 2800 liranın 1/3'ünü sadece kendisine harcıyor. Geri kalan 1/3'ünü faize, diğer 1/3'ünü de vergiye veriyor. Şimdi böylesi bir ortamda siz asgari ücreti arttırın, 10 bin lira yapın. Tamam, bu önemlidir, şüphesiz önemsiz değildir. Ama bu vatandaşın daha fazla vergi vermesine, daha fazla faiz ödemesine sebep olacaksa önce oturup işin temeline inmemiz lazım. Bugün asgari ücretli yılın ayın 26 gününü çalışıyor. 4 gün pazar gününü tatile düştüğümüzde 26 günün 8 gününü kendisine çalışıyor. 9 gününü faize çalışıyor. Diğer 9 gününü de devlete çalışıyor. Ya böylesi çarpık bir anlayış olabilir mi? Asgari ücretlinin bir cebinde faizci tefecilerin eli, diğer cebinde haksız vergilerle devletin eli vatandaşı sömürüyor. Böyle bir ortamda işe öncelikle buradan başlamamız lazım. Önce işe buradan başlarsak emin olun burada netice alabilmemiz mümkün olur. Dolayısıyla biz asgari ücretliden özellikle bir takım vergi düzenlemesine mutlaka tabi tutulması gerekir. Birincisi bu. Bununla ilgili burada aldığımız bazı notlar var. Ben bunu müsaadeniz olursa bir çözüm yolu olarak ifade etmek isterim. Özellikle asgari ücretliden vergi düzenlemesiyle ilgili yapılabilecek çalışmalar hakikaten ciddi bir artışın sağlanmasına vesile olacaktır. Özellikle damga vergisi kaldırılmalı, gelir vergisi alınmamalı. Asgari ücretin üzerinden kalan rakam içinse sadece %10, sadece %10 gelir vergisi uygulanmalıdır. Bakın bu düzenleme mevcut haliyle asgari ücrete 483 liralık bir katkı sağlayacak. Yani buyurun buradan meseleyi düzeltmeye başlayın. Bu birincisi. Bir diğer ikincisi, asgari ücret gelir vergisi ilk dilim matrahı 40 bin liraya yükseltilmek suretiyle kazanca oranla daha adil bir vergi düzenlemesi mutlaka sağlanmalıdır. Bir diğer üçüncüsü, işverenlere sağlanan SGK prim desteğinin bir benzeri mutlaka ama mutlaka işçilerimize sağlanmalıdır. Ve işçilerin özellikle sosyal güvenlik haklarında bir kayıp oluşmayacak şekilde SGK işçi prim payı 4 puan düşürülerek bu bütçeden karşılanmalıdır. Bizatihi devlet bütçesinden karşılanmalıdır. Dolayısıyla bu da aynı şekilde asgari ücrete 143 TL civarında bir katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte işverenin yükünün hafifletilmesi, SGK işveren prim payı 5,5 puan mutlaka düşürülerek işçi payına eşitlenmelidir. Bu düzenlemenin işverene katkısı 197 lira civarında bir katkı sağlayacak.
Yine asgari ücret tespiti yapılırken, şimdi bugün mesela asgari ücret bugün açıklandı, %21 gibi bir rakam açıklandı. Enflasyon. Enflasyon rakamı %21 gibi bir rakam açıklandı. Ama bu gerçeği yansıtmadığını bugün herkes biliyor. AK Partili seçmenle de bir araya geldiğimizde nihayetinde markete gidip alışveriş yapan kendisi, pazara gidip alışveriş yapan kendisi. Dolayısıyla vatandaşlarımız bugün enflasyonu ciddi bir şekilde ortaya koyuyor ve ölçüyor. Ben bugün enflasyonun %50 seviyelerinde olduğunu açık bir şekilde ifade ediyorum. Ve bugün asgari ücret zammı eğer %50'nin altında kalırsa, %50'nin altında kalırsa bu asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacak. Burası çok önemli. %50 net oran veriyorsunuz. Açık söylüyorum. Niçin bunu söylüyorum? Şimdi bugün biz dedik ki enflasyon %20 resmi olarak açıklanan ama doğru olmayan, yani bir şeyin resmi olması onun doğru olduğu anlamına hiç şüphesiz gelmez. Bugün %21 olarak açıklanan enflasyon kadar eğer hükümet asgari ücret zammı yaparsa asgari ücretlinin %30 fakirleştiğini aslında ifade etmiş olur. Evet. Çünkü bugün enflasyon açıkça markete gidin bakalım geçen seneye oranla ne kadar %50 seviyelerinde görüyoruz. Dolayısıyla bugün asgari ücrete yapılacak zam minimum %50 seviyelerinde olmalı ve vergi düzenlenmesine özellikle vergilerin asgari ücretliden düşürülmesi gibi çalışmalar mutlaka acilen ama acilen uygulanmalı. Bunu da ifade ediyorum. Enflasyonun üzerine zaten daha doğrusu yoksulluk sınırı, açlık sınırı değil yoksulluk Tabii. sınırı üzerinden asgari ücret öngörüyorsunuz. Programın ilk bölümünde yayınladık. ÜFE ile TÜFE yani üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin arasında 2,5 kat fark var. Bu 2,5 kat fark aslında enflasyonun 2,5 kat artacağı anlamına geliyor ilerleyen aylarda. Ve bizim asgari ücret görüşmelerimiz geldi. Asgari ücret şimdi belirlenecek. 3 ay sonra fiyatlar 2,5 kat artacak. Bu da enflasyonun dediğiniz gibi %50'den de çok fazla olacağı anlamına gelir. En az %70 civarında enflasyon olacağı anlamına gelir. Aslında vatandaş zaten verilen her türlü kararda ezilecek. %50'ye rağmen 3 ay içinde Mart'ı bulduğumuz an vatandaş ezilmiş olacak. O yüzden açlık sınırı değil yoksulluk sınırı baz alınmalı sözünüz de çok önemli. Sayın Karamollaoğlu da burada ısrar ediyor. Bir de burada bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi mesela biz Aralık'ta asgari ücret görüşmelerini bitirdik. Hasbelkader dediler ki %20 bir zam vereceğiz ki vatandaşımız enflasyona ezilmesin. Hasbelkader diyecekler bu mesela. Şimdi bunu dediler. 3 ay sonra enflasyon oldu %35. Örnek veriyorum ki artıyor zaten bunu yaşıyoruz. Son bir yılda bunu hep birlikte gördük. 3 ay sonra yine zam gelecek. Elektriğe zam gelecek, doğalgaza zam gelecek, yağ, şekere zam gelecek. Şimdi dolayısıyla siz asgari ücrete zam yaptınız mevcut üzerinden. Ama bunun üzerinde zamlar yapıldığı zaman siz bir yıl sonra bir daha asgari ücretliyle masaya oturduğunuz zaman bu kendisine haksızlık yapmaktan başka ne anlama gelir? Dolayısıyla burada da şunu söylüyorum. Diyorum ki yılda asgari ücret görüşmeleri en az 2 defa olmalıdır. En az 2 defa. Çünkü biz bugünden yani 3 ay sonra yapılacak zamlara göre hareket etmiyoruz. Bugün bir zam yapıyoruz. 3 ay sonra ekonomi başka bir noktaya geldiğinde yok biz seninle Aralık'ta görüşeceğiz. Bu aslında şeyin itirafı değil mi? Öngörülemez bir Türkiye ekonomisinin itirafı. Zaten bu Türkiye'de öngörülemezliğin açık bir şeyidir bu zaten. Evet. Yani 3 ay sonra ne olacağımızın belli olmadığı bir ortamda siz asgari ücreti yılda bir defa görüşürseniz o zaman kendilerine büyük ama büyük bir haksızlık yapmış olursunuz. Evet. Dolayısıyla burada şunu söylüyorum. Biz yani Saadet Partisi olarak önce asgari ücretinin bir cebinden faizcilerin elini çıkaracağız. Diğer cebinden de devletin elini çıkaracağız. Asgari ücretinin yani çalıştığı 26 gününü kendisi için çalıştığı bir ortamı oluşturacağız. Bunu oluşturmak zorundayız. Aksi halde bugün devlet zarar ettikçe hep beraber zaten zarar ediyoruz. Hep beraber bunun faturasını acı bir şekilde zaten ödüyoruz. İşte bakın burada geçtiğimiz sadece bir ay içerisinde şu anda dolar ne oldu bilmiyorum. Yani belki güncel rakam bizim buraya not aldığımızın üzerinden daha fazla artmış olabilir. Bakalım 13.70'miş. 13.70 yani öyle zannediyorum ki
Yarın öbür gün 14'e doğru gidecek. Bugün Merkez Bankası da bayağı iyi bir müdahale etti. 8 dakika boyunca doları 13.50'nin altında tutabildi. Evet, sağ olsunlar. 8 dakika sonra gerçekten. Önemli müdahalelerde bulunuyorlar. Dolayısıyla son bir ayda sadece zaten asgari ücret 85 doları uçup gitmiş. Evet. Asgari ücretin sadece bir ayda. Ve bu 11 aylık süreçte 172 dolar. Asgari ücretin kaybı var. Zaten bugün para, Türk lirası, asgari ücret maaşı tabiri caizse dondurma gibi eriyor. Evet. Vatandaşın elinde dondurma gibi eriyor. Bu meselelerle ilgili, bu sorunlarla ilgili popülizm yapmanın hiçbir anlamı yok. Yani Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu burada saatlerce anlatmanın zaten bir anlamı yok. Vatandaş zaten bunu söylüyor. Bizi izleyen şimdi herkes zaten ekonomik krizi çok daha fazla hissediyor. Burada asıl olan bu krizi çözmek için ne söylediğimiz meselesi. Evet. Şimdi vatandaşın nezdinde, vatandaşın dediğini iyi koklayan ve vatandaşla iyi ilişkisi olan bir milletvekilisiniz. Diyorsunuz ki vatandaş popülizme kanmıyor. Markete gidiyor, görüyor. Vatandaş artık dış güçler, beka falan, o da 31 Mart'ta kaldı. Artık orada da pek tutmuyor. Devreye din giriyor maalesef. Ve Sayın Cumhurbaşkanı faizle olan, yüksek faizle olan mücadelesinde nas var dedi. Kur'an ayetlerini gündeme getirdi. Yorumunuzu almadan önce Ahmet Mahmut Ünlü, yani kamuoyunun tanıdığı Cübbeli Ahmet Hoca'nın tweetini ekrana getirelim. Haberini. Bir konuşmasında demiş ki Cübbeli Ahmet Hoca, görelim arkadaşlar. Bu ekonomik politikayı nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes Kur'an batırdı bizi demeye başlayacak. Suçu Kur'an'da, İslam'da bulacak diye sert bir eleştiride bulunmuş. Nasıl karıştırmayın yaptığınız işlere demiş. Evet, ben bu açıklamadan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Öncelikle ben yani bu haliyle bu açıklama kıymetli bir açıklama olduğu kanaatindeyim. Şimdi birincisi Türkiye'de Hasan Basri Bey, Erbakan hocamız özellikle faizci sermayeye karşı Türkiye'de bir iş adamları derneği kurdu. Bu faizci sermayeye karşı hakça paylaşıma inanan insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir sanayici ve iş adamları derneği kuruldu. Bu derneğin 2006 yılındaki kongresinde dönemin başbakanı, mevcut cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı ve dedi ki faiz bir dünya gerçeğidir dedi. Hı hı. Ve özellikle AK Parti iktidarının ilk günden bugüne yani değişen birçok şey oldu. Bu ülkede bakanlar değişti, işte başbakan değişti, AK Parti döneminde hükümet sistemi değişti. Ama değişmeyen bir şey varsa o da insanımızın makus talihi ve Türkiye'deki faizci politikalar. Bu iki şey değişmedi. Niçin değişmedi? İlk geldiğinde 35 milyar lira bütçeden faize veren AK Parti 2022 yılı bütçesi için 240 milyar lira para faize aktarıyor. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman bugün bakın biz burada bir saatlik bir televizyon programı yapalım. Bu televizyon programı içerisinde bir saat içerisinde 3 milyon dolar para devletin kasasından faize aktarılan para. Her saat başı 3 milyon dolar. Hal böyleyken, yani siz bu ülkede faize en çok hizmet etmiş bir iktidarken, tarihe faizci bir iktidar olarak geçecek çalışmaları ortaya koymuşken, diğer taraftan faiz bas puanını 5 puan indirdik. Ülkede bizim inancımızda nas var. Dolayısıyla biz faiz bas puanını indiriyoruz. Bize karşı çıkan herkes aslında İslam'a karşı çıkmıştır. Bu anlayışı kabul edebilmemiz mümkün değil. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman bir kısım arkadaşlar çıkıyorlar diyorlar ki ya bak adam nasla bir nas üzerinden faizle mücadele ediyor. Siz de kardeşim buna karşı çıkıyorsunuz. Faizin düşürülmesine siz karşı çıkıyorsunuz diyorlar. Ya biz milli görüşçüyüz. Biz Saadet Partiliyiz. Bizim derdimiz faiz oranlarının yüksek ya da düşük olmasıyla ilgili değildir. Bizim derdimiz faizci düzenin kendisiyledir. Nas olan şey faizin haram olduğunu konuşmak da değildir.
Nas olan şey faiz bas puanlarını düşürmek değildir. Nas olan şey faizsiz bir düzen kurabilmektir. Nas olan şey budur. Ama siz bir taraftan faiz bas puanına indirdik, vay efendim nas var diyeceksiniz. Diğer taraftan 240 milyar lira parayı bütçeden götürüp modern tefecilere, faizcilere aktaracaksınız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Diğer taraftan vatandaşın devlete borcu var. İşte bakın gelin, bugün en basitinden sizin de borcunuz vardır herhalde. Benim de var açıkça söyleyeyim. KYK borcu. Şimdi KYK borcu, KYK borcundan dolayı bugün 300 bin tane üniversite mezununun dosyası yasal takibe başlamış. Devlet iş vermediği için ödemesini, borcunu ödeyemediği için üniversite mezunları her geçen gün borcuna faiz üstüne faiz ekleniyor. Nasılsa gelin bununla mücadele edin kardeşim. Diğer taraftan çiftçiyi bankalara mahkum etmişsiniz. Çiftçinin traktörü haczedilmiş, çiftçinin hayvanı haczedilmiş. Diğer taraftan borcunu ödeyemediği için borcuna her geçen gün yeni faizler ekleniyor. Yeni faizler biniyor. O zaman bunun faizlerini silin. İnsanların devlete borçları var. Bu borçlarından dolayı her geçen gün siz devletten, devlet olarak insanlardan faiz alıyorsunuz. O zaman bu faizi silin. Dolayısıyla hal böyleyken kimsenin İslam'ı istismar etmeye kalkmasını asla doğru bulmayız. Biz her zaman inancını baz alan bir hareketiz. Saadet Partisi inancımızı merkeze alarak siyasi çalışmalarını yürütür. Dolayısıyla her zaman ifade ettiğimiz adil düzenin de, faizsiz bir ekonomik düzenin de işte o NAS'tan kaynaklı, NAS merkezli bir çalışma olduğunu ortaya koyarız. Bu mesele konuşarak, bu meseleyi istismar ederek değil, eğer bunda samimilerse o zaman faizsiz bir düzeni kuracaklar, faizle mücadele edecekler, bunu da gelip insanlara anlatacaklar. Yoksa bu şekilde bu insanların biraz önce ifade edildiği üzere insanlar mevcut NAS inancına uygun uygulamalardan dolayı ekonomik bir bataklığa sürüklenirse o zaman insanlar diyecekler ki bak bu İslam'a uygun hareket ettiği için böyle oluyor diyecekler. Ama öyle bir şey kaldı yok. Kaldı ki ben geçtiğimiz günlerde bazı yazılarda da bunu da büyük bir hayretle takip ettim. AK Parti iktidarı bak ne güzel işte 10-15 yıl arasında iktidara geldiği süreçte liberal bir politika izledi ama son 4-5 yıldır bir siyasal İslam üzerinden çalışma yürütüyor. Diğer taraftan İslam iktisadını uygulamaya çalışıyor ve bundan dolayı Türkiye bu krize giriyor gibi bir yaklaşım yani İslam'la mücadele etmekten başka bir şey değildir. Bunu asla kabul edemeyiz. Yani İslam iktisadı nerede? AK Parti nerede? Bugün AK Parti İslam iktisadının yanından dahi geçemez. Bizatihi Batı merkezli ekonomi politikaları, faizci kapitalist model bugün Türkiye'yi bu hale getirmiştir. Ben AK Parti'nin biz yaptığı yanlışların da, yaptığı hataların da karşısındayız. AK Parti üzerinden İslam'la mücadele edenlere de karşı olduğumuzu açıkça söylemek isterim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Evet ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum bizi izleyen seyircilerimize de. Çok sağ olun. Teşekkürler.